Herkese merhaba buralarım. Kanal para kazanmaya başladığı zaman video çekeceğiz demiştik. Çekiyoruz. 100'ü de çektik, 2000'i de çektik. Şu anda ekranda gördüğünüz videoyu bu videonun sonunda da oynatacağım. Bu bana gelen ilk maildi. YouTube'dan para kazanmaya hak kazandığınıza dair ilk mail gelmişti. Bu oydu buralarım. Biz gelelim kanalımızı zaten kuralı bayağı oldu. 5 Mayıs 2011'de oyuna başlamışım. 4. ayda 2023'te de yayına başlamışım. 100-2000 aboneler ve kanal para kazanmaya başladığı tarihte Ağustos 2024. Bu videoyu bilerek biraz geç çektim ki ne kadar kazanıyoruz? Bunu net bir şekilde görelim. Bunu net bir şekilde paylaşayım sizlerle beraber. Çünkü birçok siz de izliyorsunuz zaten. 1 milyon izlendi, bu kadar kazandı adam. Kendi kanalı bile o kadar izlenmiyor yani. 6000 izlendi bu kadar kanalda ama kazandı ama şimdi ben bu kanalın yol haritasını da burada anlatmayacağım. Çünkü şurada gördüğünüz gibi oynatma listemimizde girdiğinizde buraya tıkladığınızda genel ve tips genel oyun oynatma listesini tıkladığınızda ilk 100 abonede ben neler yaptım bunları anlattım. Biz bunları anlattık. Biz bunları videolarla anlattık. Daha dün annemizin kollarında anlattık. Daha sonra 2000 abone olduğunda 7. ayın sonunda ne kadar kazandık onu anlattım. Şu anda ise yaklaşık 14-15 ay oldu ve kanal para kazanmaya başladı. Şimdi bu detaylı süreçleri neler yaptım, nasıl yaptım? Yani bence bunları 5000. videoya saklayayım. 5000 abone olduğumuzda hem de canlı yayın yapacağız 5000 abonede. Ama siz yol haritası için bunları da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bunlardan da güzel bilgilendirici, en azından buralara nasıl geldiğimizi anlatan videolardı. Biz geçelim şimdi para kazanmaya. Kanal para kazanmaya başladı buralarım. Bunda hepinizin bence daha çok faydası var. Ben bu kanalı kurarken böyle tamamen keyfine kurdum. Hala öyleyim yani. Hala işin geyiğindeyim daha çok. Ve burada kanal ne kadar para kazanıyor? Bir video, hangi videolarımız izlenmiş? Hemen onlara bakalım buralarım. Şuradan ben burada gördüğünüz her şeye hemen hemen tıklıyorum zaten. Yani tamamen şeffaf olacak şey değil. Yani şu kadar izlendik, bu kadar kazandık falan. Geçelim efendim onları. Ben size direkt ne kadar, nereden kazanıyoruz, nasıl kazanıyoruz hepsini detaylı bir şekilde şu anda size gösteriyor olacağım. Siz de böyle bir kanal yapmak istediğiniz zaman, açmak istediğiniz zaman daha detaylı bir şekilde de zaten konuşuyor oluruz. 5000. abonede de onlara daha detaylı bir şekilde değinirim. Ben az önce bulduğum şeyi niye şimdi bulamıyorum? Yani ben burada az önce ne kadar para kazandığımızı görüyorduk yani. Şu anda neden göremiyorum ben? Ona hemen şuradan analizlerimi göster diyelim bakalım. Evet. Evet buralarım. Son 28 günde bu kanalın kazandığı para miktarı şu anda 324 TL. Bu kadar. Son 24 günde ise yaptığımız videolardan daha çok hangileri izlenmiş mesela? O mesela burada şu kısımdaki en önemli bence kısım. Şurada zaten gösteriyor hangi gün ne kadar kazanmışız. Buradaki en önemli kısım ise buralarım şudur aslında. Bence tüm YouTube'cuların en çok dikkat ettiği kısım şudur bakın. Buna BGBM denir. Yani 1000 gösterim başına maliyeti. Bu arkadaşlar çok yüksek bir rakam. 120.75 kazanıyorum 1000 gösterim başına maliyette. Bu çok yüksek bir rakam. Niye bu 16 bile oluyor? Mesela bazen böyle küfürlü müfürlü şeyler, kanalları görüyorsunuz ya. Onlarda bu rakamlar 16 falan yani. Daha da düşük hatta yani. Çünkü YouTube'un şartlarında biz video yüklerken, onu da mesela 5000. aboneye saklayayım. Video yüklerken bize hangi şartlarda bu şartları kabul ediyorsun? Diyorsun ki bu kanalda, bu videoda küfür yok, bu videoda işte aldatıcı içerik yok, yapay zeka yok falan filan diyorsun. Eğer onlar doğruysa senin 1000 gösterim başına maliyetinde artıyor ama bunu belirleyen en büyük faktör sizsiniz. Bu çünkü izleyen kalitesi önemli burada. İzleyen kimler izliyorsa onlara göre daha yüksek değerler veriliyor. Yani siz sizin aslında belirlediğiniz bir rakam bu. Beni böyle şey izlese, çok daha düşük profilli insanlar izlese diyeyim, bu rakam böyle çıkmaz. 16 falan çıkar yani. Böyle küfürlü paylaşım yapanlar, yazanlar ki bazen yorumlara geliyor. Ben onları zaten gereğini yapıyorum.
Gelelim detaylı bak detaylı analize bakalım buraların. Burada da mesela en çok izlenen, en çok para kazandığım video şu anda bu. Ne kadar? 40 lira kazanmışım yani. Son 28 günde tabii. Burayı da atlamayalım. Son 28 günde 40 lira sadece bu videodan kazanmışım. Buradan 35 lira, şuradan mesela 35 lira hala kazanıyorum. Bu mesela eski bir video. İşte YouTube'un güzelliği burada aslında. Burada mesela şu videoyu ta ne zaman yüklemişim? 22 Aralık 2023'te yüklemişim. Hala bundan para kazanıyorum ki kanal para kazanmaya başladıktan sonra oluyor. Aslında YouTube'daki bu geri akışı bu yüzden çok önemli. Hatta ben mesela bir üniversitede hoca olsam veya bir akademisyen tarzında böyle reklam, halkla ilişkiler bölümünde bir öğrenci, hoca olsam, profesör olsam, ders anlatan kişi olsam artık onlar dekan da oluyor, akademisyen de oluyor. Öğrencilere vereceğim görev bu olur. Bunu herkes yapacak. Yani herkes bir YouTube'dan para kazanmayı, Google'dan para kazanma olayları falan. Hatta onu da göstereyim. Bakın şu anda YouTube'dan kazandığım para, şu anda son ödemem 280 TL. Buradan reklamları da engelleyebiliyorum. Bu bir Google AdSense hesabı. Bu hesaba sahip olmak gerekiyor. Bu hesaba sahip olabilmeniz için YouTube için şartlarda en az 500 abone ve 3000 saat izlenmeniz lazım. O da çok zor yani buralarım. Gerçekten çok zor. Bu işi severek yaparsanız ancak olur. Yani kendinizi zorlarsanız bir müddet sonra sıkılırsınız. Peki hangi içerikleri yüklemek lazım? Nasıl yapmak lazım? Onu artık talebe göre konuşuruz. Burada hangi videolardan ne kadar para kazanmışım? Bu kanal ne kadar para kazanıyor? Son 28 günde kazandığım miktar şu anda bu. Burada aynı zamanda shorts videolardan da görebiliyoruz bunları. Trafik kaynakları. Bunu detaylı bir şekilde inceleyip ona göre şey yapmamız lazım. İncelememiz lazım. Azerbaycanlı kardeşlerime buradan selam olsun. Oradan da çok izleniyoruz. Almanya'yı da keza öyle. Bakın ben size diyorum yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dahil izliyor bu yayınları. Şu 31'den biri o. Kıbrıs, Fransa, her yerden izleniyoruz buralarım. Ulaşamayacağımız yer yok ama para düşük. Para düşük olmasına da ya para için yapmadığım için aslında keyif için yaptığımdan kaynaklı biraz da bu. Bakın şu da mesela short videolarımın şeyleri, kesitleri. Shorts videolarda ise şu mesela. Sadece bunu ben bir yerde buldum. İşte üzerine kendi yorumumu yaptım. Çünkü bu da önemli. Video paylaşırken bu da önemli. Mesela şu mesela 5 lira kazandırmış. Yani bir çay parası çay ediyor mu bilmiyorum ama. Bu da mesela aynısını kazandırmış ama bu mesela daha az izlenmiş. Niye öyle olmuş? Çok anlamadım. İşte burada neden öyle oldu? İzleyen izleyici kalitesi önemli burada devreye giriyor. Yani buraların burada önemli olan kanalın kazandığı paradan ziyade şu 120.75 bin gösterim başına maliyet. Bu rakama çok kişi şaşıracak. Bakın çoğu kanal sahibi bunu göstermez size. Çünkü ben de bu videoyu çekmeden önce araştırdım bayağı. Baktım ki herkes böyle başkalarından örnek veriyor. Şu kadar izlendi, bu kadar izlendi. Şu rakam çok önemli. Bu rakama ulaşabilmeniz için izleyici bu rakamdan daha yukarılara çıkabilmeniz için izleyici kalitesi önemli. Mesela YouTube genel bir anlamda şöyledir. Mesela eğlence, oyun kanallarında genelde 1 dolar verir. 1000 gösterim başına 1 dolar verir. O da ne yapar? 34 lira falan. Vergiler düşer 25 lira falan gelir. Daha sonrasında ise İkinci 2 dolar verdiği kısım ise eğitim kanallarıdır. Hani böyle bir şeyler anlatırlar falan filan ki benim de kendi eğitim kanalım da var zaten. Orada da çok yürüyemedik ama onun yürümesinin farklı yöntemler araştırıyorum o konuda. Üçüncü aşamada ise finans kanalları. Hani bu kriptocular, borsacılar anlatıyor ya aslında onlar parayı buradan kazanıyor. Onlar mesela 3 dolar kazanıyor 1000 gösterim başına. Ki o rakam da bayağı da yükselir zamanla. Yani izleyici kalitesi önemli burada. Kimin izlediği önemli. O yüzden bu rakamlar böyle. Bunlara dikkat etmek lazım. Buraların mesela YouTube'dan gelir kısmında ben şey yapmıştım. Şurada mesela içerik genel bakışa bakalım. Şu anda 2580 aboneyiz. 5000 olduğunda videomuz gelecek buraların. Şurada hemen son para akışlarını bir görsek aslında daha tatlı olacak. Onu ben telefondan görüyorum. Buradan görsem süperler.
Şort akışı ise buna zaten bakmıştık. Şu anda şort akışında bu tarz reklamlar mesela tahmini gelir. Son 28'de 15 TL. Bu şort akışındaki şeylerdi. Buralardan komple bakabiliyoruz analitikten. Gelir kısmına bakıyoruz. Mesela YouTube'un bizden kesintisi de çok fazla. Ben mesela kanal ilk para kazanmaya başladığında kendime mesela süper gönderdim. 120 TL'lik bir süper teşekkür gönderdim. Yani ne kadar yansıdı hesabıma buraların? Yaklaşık 133 TL falan yansıdı hesabıma. Bu çok yani ya ne yapıyor? %40'lık bir kesinti yapıyor sadece YouTube. Şu, bakın ben burada 200 lira göndermiştim. Hani şey olsun diye. Para gelsin diye. Hatta 200 lira bir de 10 lira mı 20 lira mı ne göndermiştim. Mesela oradan 66 liralık bir kesinti yapmış. 133 lira bana yansımış. Bu da biraz yüksek bir gelir. Şimdi çoğu kişi anlatıyor şöyle yaptık böyle yaptık. Yani buraların biraz bu işler zor işler. Hiç kolay değil. Ben yani tek gelirinizi buna bağlayamazsınız. Ek gelirinizi buna bağlayabilirsiniz. Çok slogan bir cümle oldu ha. Bak, tek geliriniz değil, ek geliriniz. Güzel cümle. Bu şekilde de mesela şuradan bakalım buralara. Mesela şu video hala para kazandırıyor. Şu çektiğim video. Bunu dediğim gibi 22 Aralık'ta çekmişim. Hala para kazandırıyoruz. Toplam 5000 görüntüleme almış. Evet, 5000 görüntüleme almış ama son 28 gündeki veriler. Çünkü son 28 günde para kazanmaya başladık aslında o yüzden. Eğer en baştan para kazanmaya başlasaydık o zaman daha yüksek olabilirdi. Bir de toplu para da gelmedi yani. İnsanlara toplu para geliyormuş. Bana öyle bir para gelmedi yani. Herhalde onu bıraktı mı YouTube, ne yaptı bilmiyorum. Bak tam şurada 24 Nisan'da süper teşekkür hak kazanmışız. Ben o zaman kendime bir para gönderdim. Harçlık hesabı. Şey yani bu esnaflıkta vardır bu buraların. İlk girdiğiniz zaman, ilk dükkan açtığınız zaman bir siftah parası verilir. Bu da öyle bir şey. Kazandığımız para sonuç itibariyle buraların bu kadar. Yani çok bir yüksek bir rakam değil. 365 lira civarında bir rakam. Yani hep şey yapsak ne olur? Şurada 340 TL'lik bir gelirimiz var YouTube'dan. Yani ne kadar izlenmişiz? Videolara da bakalım hatta. Yani şu içerik kısmında. Millet anlatıyor böyle. Özellikle adam diyor Mr. Beast 1 milyon izlendi de şey yaptı da. Yani geçelim bunlar arkadaşlar. Yani izletebiliyor musun kendini? Bakın son bir ay diyor. Biz tarih nerede? 22-23 Eylül. 23 Eylül. Biz ne kadar çok video çekmişiz ya. 22 Ağustos. Şuradan. Şuraya baksak buralarım. Yani bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daha yok mu? Daha yok. 15 tane video çekmişiz, yayınlamışız. Kazandığımız para 340 TL. Neden? Kitle çünkü az. Kitle az olduğu için, ha kitle kaliteli ama. O ihtimal de var. Yani 120 BGBM'ye kimse erişemez kolay kolay. Hele bir oyun kanalında yani. Bu sizden kaynaklı. Buralarım. Size burada bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bizzat. Bizzat binaenaleyh. Çok teşekkürler buralarım. Sizler sayesinde oldu. Yani şahsen sizden böyle bir etkileşim olmasa ben belki bırakırdım da bu kanal işlerini. Yorumlarda sizlerle sohbet, yayınlarda sohbet, muhabbet, gırgır, şamata. Beni biraz da diri tutan o oldu yani. Şu anda daha yüksek kitlelere erişebilmemiz için çünkü YouTube izleyici kitlesi belli. Burada reklam verirsem eğer BGBM'm düşecek. Reklam vermek istemiyorum. Hiç gerek yok reklama. Yani bu sefer niye ben BGBM'mi düşüreyim ki? Yani BGBM dediğimiz niye ben bir türlü bulamıyorum orayı? Hem konuşurken hem şey yapamıyorum. Nerede BGBM'miz? Şu, bu rakam. Bu rakam buraların.
Çok muazzam bir rakam. Eğer reklam versem ya da böyle işin çakallığına gitsem böyle şey yapsalar hani böyle birçok rastladım onlara da 4000 saat yakalamak çok zor yani. Gerçekten çok zor. 4000 saat yakalamam 13, 12, 13 ayımı aldı. Bu konudaki size en büyük tavsiyem bence dur tavsiyelere gelmeden önce. Şimdi kanal hazır para kazanıyor. BGMM yüksek ama şey düşük. İzlenme sayılarım düşük. Bunun için de buraların bildiğiniz gibi, hepinizin de bildiği gibi kendimce bir yöntem buldum. Bu tamamen orijinal bir içerik. ROPS yani ROPS videoları cidden çok orijinal bir içerik türü. Çünkü emsalleri kim var? Arif Sevimli var. Bu konuda en beğendiğim ise Seyfi var. Seyfi'nin videolarına hayranım. İçinde küfür olmasın. Yani küfür olduğu zaman küfürle güldürmek oluyor yani. Küfür olmayınca küfür olunca da komik oluyor gerçi ama Seyfi'nin videoları ayrı bir hoşuma gidiyor. O da tabii bazen küfür etmek zorunda kalıyor ama ben küfürsüz bir içerik üretmek taraftarıydım. Bu Robs videolarında ise karşılaştığımız rakipler Arif zaten başarılı baya ama paso küfür. İçi metin yazarlığı güzel ama yani muazzam. Şey de güzel. Seyfi'nin de videoları güzel. Başka da böyle sporla alakalı aklıma gelmeyenler olursa affola şimdiden. Ben futbolla alakalı mizah olmayan şeylerin mizah olduğuna dair bir komik kendimce yorumlar yapıyorum bu anlamda. Aynı zamanda sizden gelen yorumları da okuyacağım kısımlar olacak. Tabii ki gene içinde küfür ve hakaret olmayan yorumlar. Onları da gene Discord kanalımızda burada Robs odasında burada da paylaşıyor, anlatıyor. Sizden gelen yorumları da okuyor olacağım zaten. Robs videolarında niye devam ediyorum aslında? Çok da baktığınızda izlenme içeriği yok. 305. Ama arkadaşlar ben keyif alıyorum. İşin en önemli kısmı bu. İki, şu anda çok bir tiyatral biri değilim. Ama zamandan oturacak gibi. Ben bu kanalı ilk açtığımda 50-60 kişi izliyordu yani. Bu Robs videosunun hem şimdiden 200-300 izlenmesi. Şurada mesela 160 izlenmiş. Ki ilk zamanlar daha da kötüydüm burada. Çok böyle spiker gibi okuyor gibiydim. Beceremiyordum da. Biraz daha böyle doğallaşmaya başladım. Benim için de güzel bir yolculuk oluyor. Robs videolarındaki amacım ise asıl kanalı o zaman yükseltmeyi planlıyorum. Aklıma farklı orijinal bir fikir gelirse gene onu da yaparım. Robs videolarında izah olmayan şeylerin mizahını yapmaya çalışıyorum. Kendimce komik. Komik olmasa da daha da komik oluyor. Bir de bu futbol yani sporcular için bir oyun, izleyenler için bir eğlence. Bak bu da benim lafım. Yani tarihe not düşelim bu lafları. Güzel ilham geliyor. Futbolcular için bir oyun, izleyenler için bir eğlence arkadaşlar. Çok böyle işin şu anda Süper Lig'de şampiyon olan takım 8-10 milyon avro para alacak. Maaş bütçeleri 45-50 milyon. Becerip Şampiyonlar Ligi'ne de kalamıyorlar. Yani bu komik değil mi ya? 45-50 milyon avro para harcıyorsun. Lig sonunda, sezon sonunda bir teneke alacaksın. Bir de 8 milyon avro para alacaksın. 8-10 milyon avro para alacaksın. Yani bu tarz futbolun içerisindeki komik şeylere değinmeyi planlıyorum. Robs videolarıyla ve böyle belki 5000 abonelere, daha yüksek kitlelere erişebiliriz. Yani buralardan çok böyle verimli bir yorum gelmedi. Ya da vazgeçerim. Farklı bir taktik denerim. Burada size tavsiyem ise şimdi yatay videolar çok izlenmiyor buraların. Yani bir içerik bulmanız lazım. Kanalın ne kadar para az kazandığını anlattım. YouTube'un gerçeklerini anlattım. Yani bize o süper teşekkürden 200 lira gelip 133 lira yansıması, YouTube'un yaptığı kesintiler falan filan çart çurt. Daha sonrasında ise buralarım onların hepsini anlattım. Soru cevaba en son geleceğim. Şimdi de size çok nacizane bir tavsiyede bulunacağım. Siz mutlaka ve mutlaka böyle bir YouTube kanalı açın. Bu Top Eleven'ın çok tavsiye etmem. Çok geniş bir kitlesi yok. Kitle kaliteli ama geniş bir kitle değil. Daha geniş kitlelere erişebileceğiniz bir kitle olabilir ama bunu uzun süre yapabileceğiniz bir şey istiyorum. Yani haftada bir, 2 haftada bir, 3 haftada bir mutlaka video çekebilmenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka bunu yapabilin. Daha sonrasında ise shorts kısa videolarla başlayın. Çünkü yatay videolar çok izlenmiyor. Shorts kısa videolarda ise anında yani 5000 izlenmelere, 10.000 izlenmelere ulaşabilirsiniz. Burada esinlenme de yapabilirsiniz. Yani esinlenme dediğim Instagram'dan, TikTok'tan bulduğunuz videoları
Siz de kendiniz bir yorum katarak yayınlayabilirsiniz. Ama oradan direkt kopyala yapıştır yaptığınızda YouTube bunu yemiyor. Zaten arka planda bir sürü yazılımcıları çalışıyor. O yüzden yememeleri normal. Esinlenme de yapabilirsiniz. Oradan bir konu da bulabilirsiniz ama karışık bir kanal değil de daha çok kendiniz üretebileceğiniz. Mesela şu Robs videolarındaki gibi. Sizin de kendiniz aklınıza gelen bir video türü ayda bir, haftada bir, 2 haftada bir çekebileceğiniz bir içerik konu bulun. Shorts kısa videolarla başlayın. Hatta sadece onlarla da devam edebilirsiniz. Çünkü yatay video çok izlenmiyor. Shorts videolarıyla başlayın. Devam edin. Uçar uçar gidersiniz yani. Güzel de bir etkileşim de alırsınız. Ve burada iyi geçim kaynağı olarak değil, ek gelir kaynağı olarak düşünürsünüz. İleride zamanla para kazanırsınız. Hepsinden daha da önemlisi keyif almaya bak. Keyif alacaksınız. Yani keyif almıyorsan, zorlama yapıyorsan boş ver yapma. Keyif alacağın bir konu bul. Hangi konuda iyisen o konuda yap. O konuda öyle şey yapabilirsin. Hatta bu Robs'u mesela şey yapmıştım. Podcast yapmıştım. Telefonda istatistiklere bir baktım. Kaç izlenmişti ya? Yani 33 bin falan mı ne izlenmiş? Podcast'lerde herhalde reklam olmuyor. Çünkü cidden bayağı bir izlenme olmuştu podcast'lerde. 33 bin. Anladınız yani dediğimi. Buralarım size nacizane tavsiyem bu olur. Güzel bir konu bulun. Haftada bir, ayda bir çekebileceğiniz bir konu bulun ve shorts videolarıyla başlayın. Kanalı büyütün. Zaten 500 abone. Abone sayılarına hiç takılmayın. Ben de ilk başlarda çok takılıyordum. Abone olun işte, abone olmayanları falan. Aranızda hala abone olmayanlar var. Burada isim verip rencide etmek istemiyorum. O tarz şeyler de söylüyordum sizlere. Siz de onları birçok arkadaş zaten şey yapıyordu. Bayağı dalgasında geçiyorduk onların. Şu istatistik kısmında ise zaten birçok şey görünüyor. Yani abonelik kaynağı. Mesela içeriklerimizi hala çoğu kişi izlemiyor. Yani izleyenlerin çoğu abone olmuyor ama abone olmaları çok çok da mühim değil. Yani kimin izlediği önemli. Şurayı görüyor musunuz buralarım? Yani abone olmayanlar yüzde kaç? 92'ye çıktı. Mesela bu rakam çok daha düşüktü. Ama artık insanlar abone olmadan direkt geçiyor. Acaba ben abone olayım değil mi? Siz abone olmayanlar varsa abone olsun. Abone olmak da önemli tabii de bu rakamlar rakam sadece buraların. Kimin izlediği önemli. İsterseniz şu 1000 aboneyi tamamlayın. 4000 saati tamamlayın. Veya 10 milyon shorts izlenmesini tamamlayın. Bir AdSense hesabı sahibi olun. Daha sonrasında da ufak ufak paralar kazanmaya başlayın. Tüm bunlardan önce ise en önemli olan kısım ise hangi videoları çekeceğinizi belirleyin. Siz kafanıza takın, beyniniz size yolu gösterir, emin olun. Keyif alacağınız kısa videolar, shorts videolarıyla başlayıp öyle yürürsünüz buraların. Kanalın para kazanma şekli böyleydi. Hepinize çok teşekkür ederim. Çünkü bunu beraber yaptık. Daha çok siz yaptınız. Yani gördüğünüz gibi de çok büyük rakamlar kazanmıyorum yani. Ama sizlerin sayesinde kanal BGMM'si olabildiğince yüksek. Bu tamamen sizin sayenizde buralarım. Az önce geldiğim yere gelemiyorum. Yani cidden. Az önce geldiğim yere gelemiyorum. Yani bu da değil. Hem konuşurken hem şey yapamıyorum ya. Bu mesela sunuculuk da ayrı bir yetenek yani. Onu çok rastlıyorum ben. Ciddi şekilde bir yetenek yani hem konuşurken hem oradaki bir şeye bakmak. Bak param düştü. 340-324'e düştü. 16 liram nerede? İşte YouTube gerçekleri bu. Hakikaten 16 liram niye düştü benim ya? Neyse bunu ömür boyu yaptığımızda mı kazanıyor görünüyordu? Yok. Ömür boyu yaptığımızda da 667 lira kazanmışım. Şeyden bugüne kadar. Ne zaman da 14 Nisan'da süperleri almaya kazandım. Bir ay önce de 4 Ağustos'ta da para kanal para kazanmaya başladı. Toplamda bu zamana kadar 667 lira kazanmışım 2 ayda. Eğer izlenme sayıları daha yüksek olsa, izleyici kalitesi gene yüksek olduğunda bu rakam muazzam rakamlara ulaşır. İşin en güzel kısmı, çok tekrara düşmek istemiyorum. Çok bir yıl önce çektiğim videoda bile para kazanmışım yani buraları. Siz de bu şekilde böyle bir şey istiyorum sizden. Ona göre detaylı bir şekilde çalışmalar yaparsınız. Böyle ilerlersiniz. Bakın mesela
YouTube'un önerdiği içeriklerden geliyor. Şu ana kadar 2,5 milyon kere gösterim sağlamış. Gösterimlerden 72 bin izlenme yapılmış ve 3,17 saniye izlenmiş. Yani 72 bin, bu rakamı buralarım. 72 bin eğer para kazanmaya başladığımız zamanda, bak ne zaman açmışız? 29 Mart'tan 27 Eylül'e kadarki izlenme süreleri bunlar. Burada 72 bin izlenmişim toplamda. Yani 120 şu anda benim 1000 gösterim başına maliyet. 120 TL. 72 çarpı 72 bin. 120 yaparsak 8.640 TL kazanırdım. Bugün bir de şu videoyu 72K izlendik. 72 bin izlendik. Gene kaliteli izleyici izledi diyelim yani. Öyle YouTube'un belirlediği ya da YouTube Premium izleyenler izledi. Gene aynı şu andaki kitle izledi diyelim. Aynı benzer kitle 72 bin izledi. 8.640 TL kazanırdım şu video 72 bin izlenmiş olsaydı. Tabi bu BGBM ile. Kimin izlediği, nereden izlediği de önemli. Amerika'dan, İngiltere'den. Bunlara çok dikkat ederseniz zamanla bunları anlatıyor oluruz. Para tatlı. Bakın böyle yapınca ne kadar büyük rakam oluyor. Ama bir videoda bunu yakalayabilmek için çok 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 değişik, orijinal bir içerik üretmek lazım. Benim para sürekli artıyor. Az önce 660'tı, şimdi 830 oldu. Şimdi 340. Az önce 318'di. Mesela ne kadar izlenmiş? Son 28 günde 25 bin kez izlenmiş. Ama kimin izlediği de önemli. Ne kadar, kaç saat süre izlediği de önemli. Normalden 14 bin daha fazla izlenmişiz. 42 bin abone gelmiş. 42 abone gelmiş. Bir sonraki videomuz buralarım. Evet, bir sonraki videomuz ise geleceğe tarihi 5000 abone olduğumuzda bu sefer canlı yayın olacak ama canlı yayından yapıyor olacağız. Hemen burada bir soru cevap da istemiştim. Siz varsa istedikleriniz yazın diye videoda yayınlarım diye. Hasan Mert Buran buradan yazmış. Buram aslında canlı yayın olsaydı daha iyi olurdu. Çok iyi olurdu bence demiş. Bence de bir 5000 abonede Brom canlı yayın olacak. YouTube'dan ne kadar para kazanıyorsun demiş Murat Kacar. Yani ekran görüntülerinin hepsini paylaştım Murat Brom. Düşüş yaşanıyor mu demiş. O tarz bir düşüş. Onunla alakalı buradan da okuyabilirsiniz onları. Yani bu Ender Brom da demiş ki izlenme sayıların çok düşük. Keşke başka bir oyun seçseydin ama tanışmış olduk buraların. Ben sizinle tanışmaktan memnunum. Sizlerle yaptığım muhabbetten de keyif alıyorum. Ben memnunum. Umarım siz de memnunsunuzdur. Memnunsanız bir süper teşekkür atın. Buralarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde böyle bir kanal yürüdü, devam etti. Kendi kanalımda mesela böyle bir etkileşim olmuyor. Yani video çekiyorum, o kadar video çek, yükle. Kaliteli de yapmaya çalışıyorum ama beceremiyorum demek ki. Bir de eğitim kanalı. Çok ilgi alakalı da çok az. O yüzden orada mesela böyle YouTube'lar yorumlarda en azından bir etkileşim olsaydı devam ederdim. Şu anda mesela orası için çok farklı bir projem var. Robs gibi değil de biraz daha böyle değişik bir projem var. Eğlencesine gene yapacağımız bir şey. Orada da orayı da takip edebilirsiniz. Yani YouTube Emrullah Zengin hesabını takip etmeyi unutmayın. Zaten bu kanalın şeyinde göreceksiniz onu. Kanalımız desek şöyle. Kanalımda Brom. Hemen şu en altta kendi bireysel hesabımı da görebilirsiniz. Buradan da takip edebilirsiniz. Veya etme yani bu şu önemli değil yani Brom. Takip edip edilmemesi önemli değil. Takipçi sayısı bir rakamdan ibaret. Kimin izlediği önemli. Kime ulaştırabildiğiniz önemli videoyu. Takipçi sayısı az kalsın ama daha çok kişi izlesin. Atıyorum Amerika'dan izlensin, İngiltere'den izlensin. YouTube Premium mesela İngiltere'den izleyenlere daha çok para veriyor. Bir bu videoyu İngiltere'den izlediğinde, Amerika'dan izlediğinde 1000 gösterim başına maliyetler bu sefer daha yüksek oluyor. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı izlerse daha yüksek oluyor. Bu şekilde buralarım. Fazla uzatmayacağım. Benim çenem düşünce çok konuşuyorum. Atladığım bir şeyler varsa yorumlara yazarsınız. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sıradaki videomuz 5000. abonemiz geldiğinde buralarım canlı yayın yapacağız. Ne sorarsanız onları cevaplayacağız. Size kimse kanalın içerisine girip şuradan biz şu kadar para kazandık. Bak gene bulamayacağım oraya bakın. Bakalım bulabilecek miyim? Gene bulamadım. Gene bulamadım, gene bulamadım. Nerede? Şurada mıydı?
Yani bu evet. Bak yine para düştü. Bir artıyor bir düşüyor. Yani buralarım size kimse kanalın ya çoğu kişi ben bu kadar kazanıyorum demez. Ben diyorum çünkü sizin de böyle bir kanal sahibi olmanızı istiyorum. Sizin benden daha genişmiş ve daha geniş kitlelere daha kaliteli içerikler üretebileceğinizi biliyorum. Hepiniz zehir gibi insanlarsınız. Kafa mükemmel çalışıyor. Bence yapabilirsiniz. Sadece ilgi alakanınızı bulun ve ilk bir yıl ne para kazanmayı düşünün ne bir şeyi düşünün. Keyfine yapın. Ama düzenli yapın. Her ay, her hafta yapın. İstatistiklere bakın. Oradan bir dönüş oluyor mu? Yorumlar oluyor mu falan filan. Onlara bakın ve yürüyün. Sizler çoğu kişi benden çok daha genç olduğuna eminim bu videoyu izleyenlerde. Büyüklere de selam olsun. Küçüklerimin gözlerinden öperim. Bayramınız mübarek olsun. Buralarım böyle bir kanal sahip olmanız ya böyle bir kanal dediğim sizin de bu şekilde bir kanal üretip para kazanmaya başlıyor olmanız için sizin için geç değil, sizin için erken. Benden geçmiş olsa da ben keyfine yapıyorum. Sizin için çok daha erken düşünün. 16-17 yaşlarındasınız. 20 yaşındasınız belki de. Belki de 25 yaşındasınız. Ve böyle bir kanalda para kazanmaya başlıyorsunuz. 10 yıl sonra bile şu izlediğiniz videolardan aynı bizim şuradaki gibi ta bir yıl önceki videodan para kazandığımız gibi para kazanırsınız. Gene bulamadık orayı görüyor musunuz? Her neyse buralarım inşallah canlı yayında daha detaylı konuşuyor oluruz. O da 5000 abone olduğumuz zaman canlı yayın gelecek. Bir pazar videosu böyleydi. Kanalı buraya kadar getirilenler çoğunlukla sizlersiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz seviliyorsunuz. Para yüksek olmayabilir ama gönlümüz zengin. Ben Emrullah zengin, gönlü zengin. Hepiniz kendinize çok iyi bakın buralarım. Allah'a emanetsiniz. Eğer yeni bir kanal açtıysanız, kanalınız varsa bu videonun altına da paylaşın, takip ederim. İlgimi çekerse izlerim. İzlerim diye kesinlikle söz vermiyorum ama ilgimi çekerse izlerim. Kendinize çok iyi bakın buralarım. Çok çenem düştü. Kalın sağlıcakla.